Tamam gülüm, sağ ol. Gözlerinden öperim. Neymiş? Önemli bir şey değil. Bir geceliğini almışlar. Sabah mahkemeye çıkacakmış. Çok şükür. Polat ne durumda acaba? Bacım, üstelemedim ama Polat'ın başına bir şey geldiyse söyleyin ki yardımcı olayım. Yoksa bu kadar zamandır seni buraya bırakıp ortalıkta görünmemezlik etmez. Ya biz beraber oturuyorduk, yemek yiyorduk. Bir yere kıpırdama geliyorum. Hele şu mevzunun sonunu bir anlat. Kafama tüküreyim. Allah'ım, düşmanım da olsa kapıyı çalan erkek olsun. Kim o? Benim dayı. Çok şükür yarım. Polat? Polat'ım, bu ne hal? İyi hal, iyi hal. İyi halim buysa Allah kötüsünden korusun. Polat! Çok korktum. Geçti. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bir doktor falan çağırayım mı yeğenim? Yok dayı, gerek yok. Meral bana biraz buz hazırla. Tamam. Dayı şu üstüm başımı değiştireyim. Sende giysilerim vardı. Ha, bir de emanet canın vardı. Bunu yapan alamamış, bana aldıracaksın ha? Söyle yeter dayı. Sana canımız feda. Yahu sen beni öldüreceksin. Bunca belaya girdik, bir şey olmadı. Sen beni kahrından öldüreceksin. Hata bende. Sık kafasına gitsin. Aslanı yaralı bırakmayacaksın Yavuz. Abi böyle olacağını nereden bilelim? Çakır'ı bekleyeceğiz diye Polat'ı alıkoyduk. Hem Çakır'dan olduk hem Polat'tan. Neden almışlar Çakır'ı içeri? Abi uyduruktan bir dava. Çakır birini tartaklamış. Adam da davacı olmuş. Çakır mahkemeye gitmeyince hakkında gıyabi tutuklama çıkmış. Kim inanır lan buna? Şansımı edeyim. Bir gecede hukuk devleti olduk. Yarınki davanın sonucunu öğrenin. Ona göre hareket edelim. Bütün bunlar tuzak bile olur. Tamam abi. Bıktım artık. O kadar darbeydik ki acıyı da unuttuk. Çok şükür. Çakır niye içeri almışlar dayı? Mevzunun tam ne olduğunu bilmiyorum ama mühim bir şey değil. Yarın mahkemesi varmış. Yahu hele anlatmayacak mısın? Ne yaptın? Neredeydin? Kimle cebelleştin? Şevko'nun tuzağına düştük dayı. E şimdi yarından tezi yok. Ben bu çakalı öldürmez miyim? Öldürmek problem değil dayı. Arkasında kim var onu öğrenmek lazım. İyi işte. Öldürürsek arkasındaki ortaya çıkar. Bana nakliyeci Sefer'in adresi lazım. Bulabilir misin? O köpeğin ne alakası var bu işle? Şevko ile birlikte iş çeviriyorlar. Önce ne iş çevirdiklerini öğrenelim. Sonra bozması kolay. İyi ya. Sağ solu bir arayalım bakalım. İyi yapmışsınız buraya gelmekle. Derya getirdi. İyi. Kadın sesi duyunca kapıyı açmış. Kadınlarla ne derdi var bu adamın? Bir derdi yok. Sadece beladan hoşlanmıyor. Sen çok hoşlanıyorsun galiba. Bir sürü bela açtın başına. Senin canın sağ olsun. Alışmadığımız bir şey değil. Eyvallah koçum, sağ ol. İki yer söylediler. Biri yazıhanesi, biri deposu. Depoyu biliyorum dayı. Yazıhanenin adresi yeterli. İyi, ben de hazırlanayım, hemen çıkalım. Sen nereye dayı? Evde misafirim var. Hem Meral gece yalnız kalmaktan korkuyor. Niye korksun canım? Koskoca kız. Üstelik misafir değil, ev sahibi sayılır. Sorun değil. Tek başıma kalırım. Ya bir şey olursa mutfaktan bıçak alırım. Polisi ararım. Bir şey yaparım canım. Siz beni merak etmeyin. İyi yeğenim, iyi. Anlaşıldı. Sen git adam kovala, ben burada bacımla beş taş oynarım. Bak dayı, vaktinde evlenseydin bu yaşta kızın olmuştu.
Aile babalığı sana çok yakışıyor. Hey yeğenim he. Aile babalığı bana yakışıyor ha. Mafya babalığı da sana. De hadi git işine. Hem de kızım olmalıymış. Ben bir maden suyu içeceğim.